Merhaba arkadaşlar. Ses bilgisi videosuyla yeniden birlikteyiz. Şimdi direkt ilk sorumuzdan başlıyoruz. Parçada ses olaylarından hangileri vardır diyor. Ünsüz türemesi. Bu olayı bir hatırlayalım arkadaşlar. Türkçede bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında veya ünlüyle başlayan bir sözcükle birleştiğinde ee, bu sözcüğün sonundaki ünsüz harfin tekrarlanmasıyla oluşur. Ünsüz türemesi olayı. Şimdi şu örneği hatırlarsınız. His sözcüğü i ekini aldı. Araya s sesi girdi. Buna ünsüz türemesi diyoruz arkadaşlar. Diğer adı e, ünsüz ikizleşmesidir. Dikkat edin. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir sorularda. Ünlü düşmesi olayında da şimdi eee İkinci hecesinde ünlü bulunan bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki ünlü düşüyordu arkadaşlar. Şimdi boyun sözcüğü u ekini aldığında bu ikinci hecedeki dar ünlü düşüyor. Buna ünlü düşmesi olayı diyoruz. Ünsüz benzeşmesinde de fıstıkçı şahap sesleri vardı hatırlıyor musunuz? O fıstıkçı şahap sesleri bizim alfabemizdeki sert ünsüzlerdir arkadaşlar. Şimdi bunlardan biriyle biten bir sözcük c, d, g yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında bunlar ctk'ye sertleşir. Buna ünsüz sertleşmesi veya buradaki gibi ünsüz benzeşmesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım bu parçada bu ses olaylarından hangilerinden var? Şu hayatta Bakın kelimenin köyü hayattır. Fıstıkçı şahapla bitti. Fıstıkçı şahaptaki T bununla bitti. E, bu ek dağdır aslında. Ta diye bir bulunma haleki yok. Bulunma haleki dağdır arkadaşlar. Bu D ne oldu? T'ye sertleşti. Ünsüz benzeşmesi veya diğer adıyla ünsüz sertleşmesi olayı burada var. Devam edelim. Her şeyin bir genellemeden yola çıkılarak seçilmiş gibi sunulması zorlayıcı bir yaşam şekli. Bakın kelimenin kökü şekil. Ee, az önce olayı açıklarken ne dedim? İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Yani ünlü düşmesi arkadaşlar. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Ünsüz türemesi diyor. Yani şu şekilde bir örnek arayacağız. Sade içenlere yaz mevsimini sevenler, kış mevsimini sevenlere, kedi sevenler, köpek sevenlere karşıymış gibi. Ya birini ya da diğerini seçmek zorundaymışsın gibi. Hayır tabii ki bunun örneği yok. Yani 2 ile 3 doğru cevap. Devam edelim. Söz öbeklerinin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur diyor. Kaynaştırma olayını hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de iki tane ünlü ses yan yana gelemez. Yan yana gelmesi gerekiyorsa Y, Ş, S, N ünsüzlerinden birisi bunların arasına girmek zorunda. Bu yaşasın diyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Hangisinde böyle bir olay yoktur diyor. Şimdi burada Ali'nin diyor. Kelimenin kökü ünlüyle bitiyor. Ünlüyle başlayan ilgi eki veya tamlayan ekini alıyor. Araya ne? Yani şu giriyor. Burada var. Bura sözcüğü ın ekini almıştır. Ne girmiştir? Var. Kayalıkların ardına ardı ünlüyle bitti. Ünlüyle başlayan ek aldı. Ne sesi girdi araya. Kaynadı araya. Var. Kelimenin kökü sen. Yok. Ünlüyle bitmiyor. Ses ünlüyle bitmiyor. O yüzden doğru cevap bu. Şimdi buna da bakın. O sözcüğü ünlüyle bitti. Ünlüyle başlayan ek aldı. Tamlayan veya ilgi eki dediğimiz eki aldı. Ünlüyle başlıyor. Araya n sesi kaynadı. O yüzden bunu da rahatlıkla eleyebiliriz. Devam edelim. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcüğe yer verilmiştir. Şimdi ünsüz yumuşaması olayını hatırlayalım. Ondan sonra aykırılıktan bahsedelim birazcık arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması olayında P, Ç, T, K sert ünsüzleriyle veya bunlardan biriyle biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman bunlar B, C, D, G veya yumuşak G'ye dönüşürdü arkadaşlar. Buna ünsüz yumuşaması olayı diyorduk. Diğer adı ünsüz değişimidir. Bunu da unutmayalım lütfen. Şimdi bir de buna aykırılık söz konusu. Aykırılık nasıl oluyor? Yani bir sözcük P, C, T, K ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek de alıyor. Ama bunlar bunlara yumuşamıyor arkadaşlar. Bu da aykırılık olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak tek heceli sözcüklerde veya Arapça kökenli bazı sözcüklerde aykırılık söz konusu olabiliyor. Mesela hukuk, mesela müddet şeklindeki örneklerde karşımıza çıkabilir. Şimdi böyle bir örnek arayacağız burada. Bakın geçen, geç, pçtk ile bitti. Ünlüyle başlayan ek aldı ama yumuşama yok. Yine üretmek ünlüyle başlayana kaldığı zaman yumuşamaz arkadaşlar. Evet bunu eledik. İkinci cümlede ünsüz benzeşmesinin örneği var diyor. Yani fıstıkçı şahapla bitecek. CDG sesiyle başlayan bir ek alacak. Bu CDG CTK'ya sertleşecek. Bunun örneği vardır diyor. Hemen bakalım. Ev aletleri alırken aynı işi gören farklı marka ve çeşitteki. Bakın D eki Tye sertleşti sakın burada ünsüz türemesi var demeyin bakın D sesi Tye sertleşmiş burada bu olay var bazılarınız şunlara yani şunları görüp burada işte iki tane ses ünsüz ses aynı ses yan yana gelmiş de türeme olmuş diyorsunuz ama yanılıyorsunuz D sesi Tye sertleşmiş arkadaşlar buna dikkat edin Bakın bu bir püf noktadır ee, Lütfen buraya özen gösterelim o yüzden bunu da eledik. Burada sertleşme olduğu için. Üçüncü cümlede ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine örnek olabilecek sözcükler varmış. Ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesi. Elektrikli ev aletlerinin kullanım biçimi, büyüklüğü, büyüklük, k sesi yumuşak g'ye yumuşadı, sağladı, dık, dik sıfat fiil ekindeki k sesi yumuşak g'ye yumuşadı. Devam ediyoruz. Sağlamlık, yumuşama, ömrü, ömürden ömrü. Ü sesi düştü. O zaman bunu da eledik. Şimdi şurayı birazcık aşağı kaydıralım. Dördüncü cümlede bir sözcük türetilirken ünsüz yumuşamasına uğramış. Türetilirken türetilme veya türeme nasıl oluyordu? Bir sözcük yapım eki aldığı zaman başka bir sözcük ortaya çıkıyordu. Buna türeme diyorduk arkadaşlar. Böyle bir olay gerçekleşirken yumuşama olmuş. Bakalım dördüncü cümleye. Cihazın servis hizmetleri, fiyatı, kurulumu için harcanacak para miktarı satıcıdan öğrenilmelidir. Evet, bakın Kelimenin kökü nedir? Harç arkadaşlar. Harcamak şeklinde türüyor. Bu e, isimden fiil yapım ekini alırken bu Ç, Ç'ye yumuşamış arkadaşlar. O yüzden e, bu şıkkı da eledik. Beşinci cümlede herhangi bir ses olayı yoktur diyor. Şimdi bakalım elektrikli ev aletleri güvenli ve dayanıklı olmalı. Aynı zamanda ev ekonomisini olumsuz etkilememelidir. Etkilememelidir. Bakın etki kelimenin kökü et aldı ek budur aslında. G ne oldu K'ye sertleşti. Çünkü bu fıstıkçı şahaptan biriyle bitmişti. T ile bitmiş, sert ünsüzle bitmiş. Bunu sertleştirmek zorunda. Burada ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla ünsüz sertleşmesi olayı gerçekleşmiş. Ama bir ses olayı yoktur diyor. Bu da söylenemez diyordu. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi devam edelim. Hangisinde ünsüz düşmesinin örneği var? Ünsüz düşmesinin örneği var. Şimdi bazı sözcükler ek aldığı zaman sözcüğün sonundaki ünsüz düşüyordu arkadaşlar. Bu olay bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi Tülin Hanım çocuklarını kaldırımda Kaldırım sözcüğünün kökü kalkmaktır arkadaşlar. Kalktan geliyor kaldırım. K sesi düştüğü için ünsüz düşmesi olayı burada var. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaz. Yani hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırılık vardır diyor arkadaşlar. Çoğu tadı ipi rengi kurdu. İbi olmuyor. İpi. Bakın bu aykırıdır. Pçtk ile bitmiş. Ünlü ile başlayan ek aldığı zaman yumuşama olmuyor. Doğru cevap C şıkkı. Hangisinin örneği yoktur diyor. Ünsüz benzeşmesi. Hemen bakalım dı t olmuş eliyoruz. Ünlü düşmesi. Uyumaktan uyku olur arkadaşlar. Türerken ünlü düşmüş. Bunu da eledik. Ünsüz yumuşaması. Sevdiğim dık dik sıfat fiilindeki k sesi yumuşak g'ye yumuşamış. Ulama olayını hatırlıyor musunuz? Ünsüzle biten bir sözcükten sonra Ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde bu ikisini okuduğumuzda bitişikmiş gibi çıkıyor ağzımızdan. Buna ulama diyoruz arkadaşlar. Düşüncelerim olacaktı? Bakın ünsüz de bitti. Ünlüyle başladı. Bitişikmiş gibi okunuyor. Bunu da eliyoruz. Doğru cevap E şıkkı. Evet bir sonraki videoda testin kalan kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar.